bir çöküşe mi gidiyor kripto piyasası, yoksa bu bir hazırlık sürecinin sancıları mı? Ya ben bu piyasanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani çöküş de olsa, yukarı da çıksa, burada öncelikle kriptonun varlık olarak ülkeler tarafından tanımlanması ve bunun karşılığının da düzenleyici kuruluşlar tarafından regüle edilmesi gerekiyor. Bu yapılmadan mümkün değil. Bugün Amerika'da yapılmadı, İngiltere'de yapılmadı, Türkiye'de yapılmadı. Ama ne oluyor? Bir para transferleri oluyor ülkelerden. Peki ben normalde kaynağı belli olmayan bir yere ülkeden para transfer etsem veya kaynağı belirsiz parayı Türkiye'ye sokmaya kalksam mali suç işlemiş olur muyum? Olurum. Tabii. Peki bu piyasaya aktardığım para için niye suç işlemiş olmayayım? Yani bu işin doğasında olan bir şey. Bu Türkiye'deki gibi birçok ülkelerin ellerindeki döviz rezervleri sıkıntılı. Peki neden bizde Sıkıntılı. hocam bu kadar vakaya rağmen kripto yatırımcısı sayısı ya da kripto yatırıma ilgi çok yüksek? Yani Çünkü bu da kolay yoldan para engellenemiyor. kazanmak istiyoruz. Evet. Yani Yani kolay derste yoldan para alınmıyor. kazanmak istiyoruz. Çalışmadan para kazanalım. Çalışmadan dolar artsın. Çalışmadan altın artsın. Borsa artsın. Kripto varlık artsın ve para kazanalım. Böyle bir dünya yok. Yani esas Doğru. görevimiz bizim çalışmak, üretmek, ürettiğimizi doğru bir şekilde paylaşmak ve yaşamımızı devam ettirmek. Yani bu dengeleri kurmamız gerekiyor. Evet, ne güzel söylediniz hocam. En karlı yatırım aracı çalışmak galiba. Tabii ki Gerçekten. çalışmak. Yani onun ötesinde bir şey hayal görmek. Yani nasıl 1 lira 5 lira olması çok zorsa kaybolması da o kadar kolay. Yani bugün itibariyle ama güzel bir şey var. Bunu atlıyoruz biz. O da şu. Bugün ham petrol 76,17. Brent petrol 83,25. Petrol fiyatlarında bir gerileme var. Ve biz bu gerilemeyi daha da aşağıda görebilirsek kendi ülkemiz açısından faydalı bir şey. Bir tek günümüz itibariyle doğalgazda bir yüksek volatilite var. Bu volatilitenin yüksek olmasının sebebi de Avrupa'nın doğalgaz maliyetlerinin yüksekliğidir. Bunları da dengeleyebilirsek ülke olarak kendi içimizdeki politikalarımızı tek tek revize edeceğiz. Farklı bir Yani hocam farklı bir kavga mı var acaba? Dediğiniz gibi şimdi petrol gelmiş. Brent petrol 83 liraya, %5'lik bir düşüş var bir gün içerisinde. Dolar 16 18 61'lerde. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki yani marketler anlamıyor, denetimden de anlamıyorlar. Yani onlar da kendilerine göre haklı mı bilmiyorum ama yani burada anlaşılmayan bir durum var. ya Neden enflasyon düşmüyor? anlaşılmayan durum beklentiler. Kişiler çok yüksek Beklentiler. karlılık beklentisi içinde oluyor. Böyle bir yaşam tarzı yok, olmayacak da. Ha, aynı zamanda da kayıt dışı ekonomi ile mücadele yapılacak, kara para ile ilgili mücadele yapılacak ve piyasanın regüle edilmesi sağlanacak. Ha, bir ise beş olacak bu olay. Ve ne kadar güçlü bir denetim mekanizması kurarsanız toplumun içerisindeki gelir adaletinde o kadar fazla sağlamış olursunuz.